Allah ve Resulü onu sever. Ebu Vail şöyle diyor. Ben ve dostlarımdan biri Selman-ı Farisi'nin evine gittik. Onun yanında oturduk. Hazreti Selman şöyle buyurdu. Eğer Allah Resulü zahmete düşmekten sakındırmasaydı, kendimi sizler için zahmete atardım. Sonra bir miktar tuz ve üzerine hiçbir baharat katılmamış sade ekmeği yanımıza getirdi. Yanımdaki dostum şöyle dedi. Keşke bu tuzun yanında bir miktar kekik otu da olsaydı. Hazreti Selman bunun üzerine İbriğini gönderdi, onu emanet bırakarak bir miktar kekik otu aldı. Yemeği yedikten sonra dostum şöyle dedi. Allah'ın bize verdiği rızıkla kanaat ettiğimiz için Allah'a şükürler olsun. Bunun üzerine Hazreti Selman şöyle buyurdu. Eğer Allah'ın sana verdiği rızıkla kanaat etseydin, şimdi İbriğim emanette olmazdı. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ansızın kardeşin yanına gelince evinde olan yemeği kendisine getir ve onu davet ettiğin zaman da onu en güzel şekilde ağırla. Misafirliğin adabı hususunda İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu ki, kardeşin evine girdiği zaman ona yemek ikram et. Eğer yemezse ona su ikram et. Eğer su da içmezse ona abdest almayı teklif et. İbni Ebi Yafur şöyle anlatıyor. İmam Sadık'ın evinde bir misafir gördüm. Bir gün bir iş için kalktı. İmam ona izin vermedi ve şahsen onun işini yaparak şöyle buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misafirleri çalıştırmaktan sakındırmıştır. Allah'ın sevgilisi bir hadisi şeriflerinde buyurdu ki, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini isterse misafirleriyle yemek yesin. Yine şöyle buyurdu, her kim yemeğini misafirleriyle yerse onunla Rabbi arasında hiçbir hicap yani engel kalmaz. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sizden birisi kardeşinin evine girince ev sahibinin dediği yere otursun. Zira ev sahibi odanın durumunu misafirlerinden daha iyi bilir. Ziyafet ve düğün yemeğinin sınırı hususunda Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, misafirlere iki gece ziyafet çekilir. Üçüncü gece ev halkından sayılırlar ve her ne verilirse ondan yerler. Yine Resulullah şöyle buyurdu. Misafirlik bir gün, iki gün ve üç gündür. Ondan sonra kendisine ne verilirse sadaka sayılır. İmam Bakır aleyhisselam, düğün yemeği birinci gündür. İkinci gün ikramdır. Üçüncü gün düğün yemeği vermek ise gösteriş ve şöhret düşkünlüğüdür buyurmuştur. Resulullah bir başka hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. İlk gün düğün yemeği vermek haktır. İkinci gün ihsandır. İki gün geçtikten sonra ise gösteriş ve şöhret düşkünlüğüdür.